Transfer Merkezi'nden herkese merabalar. Tuzla Spor'un santrafor oyuncusu Göksu Türkdoğan'la beraberiz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun. Nasıl gidiyor kamp? Kamp güzel geçiyor, verimli geçiyor. 4 gün oldu, 5 gün oldu buraya geleli. Çift antrenman şeklinde çalışıyoruz. Hem taktiksel hem psikolojik olarak ikinci yarıya hazırlanıyoruz. İnşallah ikinci yarıda Tuzla Spor'la devam edeceğiz. İlk yarıda 4 golüm vardı, daha fazla golleri bekliyoruz. İlk yarıdaki performansını nasıl değerlendiriyorsun? Yararlı oynadığımı düşünüyorum açıkçası. Bir 6 tane topum direkten döndü bu sene. Yani çok bir talihsizliğim var. Zaman zaman beceriksiz anlar da mutlaka olmuştur ama genel olarak takıma katkım olduğunu düşünüyorum asist anlamında da. Tabii bir hücum oyuncusu olarak gol sayısını arttırmanı bekliyor insanlar. Umarım ikinci yarı daha da fazla gol atarım takım için. İnşallah. Şimdi 34 yaşına geldin. Kariyerini kendince nasıl bir dönem geçirdin? Kendince kariyerini bir değerlendirir misin bizlere? Ben iyi bir altyapı eğitimi alamadım öncelikle. Amatör olarak çünkü futbola başlamıştım. Altyapım o anlamda çok yetersiz geçti. 21-22 yaşında profesyonel oldum Pendik Spor'da. Orada yeni yeni bir şeyleri öğrenmeye başladım. Yani normalde çocuk yaşta öğrenilen şeyleri ben maalesef çok geç elde ettim. Buna rağmen Süper Lig'de bile oynama fırsatı buldum. Yani kariyerim için bence gelebileceğim maksimum seviyelere geldiğimi düşünüyorum o anlamda. Çünkü altyapı eğitimim çok alt seviyedeydi. Çok zorlandım ilk profesyonel olduğum zaman. Direkt ikinci lige transfer oldum. Ama üstesinden geldiğim, oynadığım her kulüpte de kendimi kanıtladığımı düşünüyorum kişisel olarak. Ve takımlarıma yararlı olduğumu düşünüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, amatörden 21-22 yaşlarında bu noktalara gelmek hiç de kolay değil. Yani altyapı eğitimi almadan. Çünkü günümüzdeki en önemli şeylerden birisi altyapı eğitimidir. Tuzla Spor'un ikinci yarıdaki fikstürü biraz zorlu. Bu konuda ne düşünüyorsun? Tabii ki evet, fikstür zorlu. Yani diğer takımlardan ziyade bizim ne yaptığımız önemli bence. Çünkü hedefe oynayan takımların bir sistemi vardır her zaman. Ve sahadaki doğru işleri yaptığınız zaman zaten karşınızdaki rakibin çok önemi kalmıyor. Bunu da zaman zaman gösteriyoruz. Tabii ki her rakibe göre her rakibe saygı duyuyoruz. Onların futbol anlayışına göre de bir şeyle sahaya çıkıyoruz. Ama bence bizim ortaya ne koyduğumuz önemli burada. İlk yarıda 34 puan topladık. Yani maç başına 2 ortalama gibi düşüyor. İyi bir ortalama. Şampiyonluk için bence yeterli bir ortalama. Rakiplerimiz de var tabii. İkinci yarıda bu ortalamayı tutursak ben hedefe gideceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadın. Bizlere yardımcı olduğun için, bizleri mikrofonlarımıza konuştuğun için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler.